Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Videoya böyle bir pozitif giriş yapmak istedim. Neden bu aralar? Bizim pozitif olaylara ihtiyacımız var. Böyle pozitif enerjiye ihtiyacımız var aslında. Ben de mümkün oldukça sizlere böyle pozitif pozitif göndermeye çalışıyorum. Negatifler bende kalsın. Bütün pozitiflerimi sizler alabilirsiniz. Sizlerin daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. FED toplantısı öncesi sizlere Bitcoin alakalı çok ince böyle biraz da grafik üzerinden detayları bahsetmem gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz takip etmiş olduğumuz bir var indikatörler var. Ve şunu da söylemek istiyorum. Şu aşağı taraftaki yeşil sarı kırmızı olayını bazı yorumlarda gördüm. PKK bayrağı gibi olmuş diyor. O birazcık da bakış açınıza bağlı arkadaşlar. Bana göre de Senegal bayrağı olmuş. Vallahi benim bugün hiç aklıma bile gelmedi o durum. Ama dediğim gibi aşağı taraftaki renkleri değiştirebiliriz. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yok. Ama renkleri biz değiştirdik mi olay birazcık biraz biz gözümüzde karışıklık oluyor. Değiştirmeye çalışacağım. Neyse çok videonun başını uzatmayalım. Şöyle konumuza direkt atlayalım. Bitcoin'deki son durumlara ince detaylı bir şekilde bakalım isterseniz. Takip ettiğimiz indikatörlerimiz tabii ki de her zaman için açık ve bu indikatörümüzde gördüğünüz üzere 4 saatlik mumda satın alı yani yeşili bizler için yaktı. Ama biz daha doğrusu ben bunu sizlere paylaştığımda hep ne demişimdir? Şu aşağı taraftaki turunculuk mevzularına ve hacimlere bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet burada bir bay yakmış olabilir. Güzel de birazcık marjinde para kazandırmış olabilir ama akşam FED toplantısı var ve bu toplantıda çıkacak olan kararlar piyasanın yönü tam olarak belirleyecek arkadaşlar. Yani burada aslında turuncu bile yaksa, bay yaksa yukarı çıksa akşam FED olumsuz bir şey söylediğinde turuncu, yeşil, kırmızı mor, mavi hiç fark etmez. Piyasayı aşağı doğru çakar. O yüzden bu konuda birazcık temkinli olmanızı sizlere söyleyebilirim. Burası bay yakmış olabilir. Bu morun üzerinde de kapanışlar gelmiş olabilir. Ama şu an aşağı tarafa da baktığınızda birazcık hacimsiz durum söz konusu. Zaten diplerden aşağılardan aldıysanız da bugün itibariyle de %5'lik ve yüzde 10'luk karları almışsınızdır. Belli başlı coinlerden bahsediyorum. İşte ethereumda yüzde 5'lik, bnbde yüzde 5'lik ve diğer birkaç tane coinde de yüzde 10'luk gibi bir fiyatlanmalar oldu. Paraya bakmamız lazım. Totaldeki paraya bakmamız lazım. Totaldeki paramız bile satın alı yakmış arkadaşlar. Bunların satın alılarını gördüğünüzde zaten ne kadarlık bir yükseliş olduğunu sizlerde görmüş bulunmaktasınız. Ama benim için en önemli noktalardan bir tanesi neydi altcoinleri rahat edebilmesi için Bitcoin'in dominansıydı. Bitcoin'in hakimiyetiydi. Bitcoin hakimiyetinde şu an için yükselişe rağmen bir düşüş söz konusu. Yani şöyle söyleyeyim hemen sizlere. Bitcoin yükselirken dominans aşağı doğru düşüyor. Ne yapıyor? Bugün kendi hani baktığınızda Ethereum ve çoğu altcoin'deki fiyatlanmalar işte buna neden oluyor. Bunun düşmesi her zaman için sağlıklıdır. Akşam Fed'in açıklamalarından sonra kritik bir durum söz konusu olabilir bu dominans değeri için. Dominans değerinde bir yükselme görebilirsiniz. Neden? Çünkü piyasalarla alakalı Fed olumlu bir şey söylüyor.

oluk oluk Bitcoin'e alımlar gelecektir. Oluk oluk Bitcoin'le alakalı hacimler yükselecektir. Bitcoin'e kayan yatırımcı ister istemez de Bitcoin'in dominansını da yükseltiyor. Bu da altcoinlerdeki baskıya neden oluyor. Ama bu belli başlı zaman dilimleri içerisinde olduğu için yani dominans birden yükselip sonra parça parça aşağı düşerken de altcoinlerde rahatlama geliyor arkadaşlar. Twitter hesabımızdan bu konuyla alakalı anında güncel haberleri paylaşmaya çalışıyorum. Akşam için oradan takip etmeyi bizleri unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın